Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz efendim. İlk bölümde çok değerli bir canlı yayın konuğumuz var. Malumunuz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni konuşmak üzere canlı yayın konuğumuz Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, yakın çağ tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Yılmaz Çelik hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hocam tarih deyince Elazığ'da evet. Akıllara siz geliyorsunuz. Estağfurullah. Hocam. Yani tarihi konuşmak gerektiği olur mu? Durumlarda. Olur mu? Hakikaten evet. Çok kıymetli, çok değerli bir sohbetiniz var hocam. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hocam 18 Mart Türk tarihi için, geçmişimiz için oldukça önemli. Genel hatlarıyla hocam Çanakkale Savaşı hakkında kısa bir değerlendirme, yani bunu çok uzun süre hocam zaten hepsini anlatmak. Elbette, tabii. Kısa bir yelpazede anlatacaksınız. Önemine değinebilir misiniz hocam? Elbette. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Kıymetli bizi izleyen seyircilerimize de saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum ve özellikle tabii canlı yayındayız. Evet. Bugünün de Berat Kandili olması dolayısıyla kandillerini de mübarek olsun diyorum. Çok güzel bir güne denk geldi. Yani özellikle Çanakkale'nin bu 107. yıl dönümü. Tabii 18 Mart, niye 18 Mart'ta hani biz bunu kutluyoruz? Bir o açıdan baktığımız zaman 18 Mart'ta biraz sonra onu belki detaylandırırız. 18 Mart'ta dünyanın en büyük armadası olan deniz kuvvetlerinin bir yenilgisi söz konusu. İşte biz onun için bunu kutluyoruz. Yani normalde bu muharebeler, Çanakkale muharebeleri denizde 19 Şubat 1915'te başlıyor ve 18 Mart 1915 tarihinde bitiyor. Bu deniz muharebeleri olarak tarihimize bunu notunu düşüyoruz. Kara muharebeleri ise daha sonra tabii denizde başarısız olunca kara muharebeleri başlıyor ve bu da 25 Nisan 1915'te başlıyor. Gerçi Aralık ayının yani 1915'in aralığının sonuna doğru az çekilmiş oluyorlar ama tam manasıyla çekilme 9 Ocak 1916 tarihinde oluyor. Yani dolayısıyla meseleye baktığımız zaman neredeyse hemen hemen bunun biraz daha öncesi de var. 1-1,5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ama 18 Mart'ı asıl önemli kılan orada bütün dünyanın o dönemde dünyanın en kuvvetli devletleri olan başta İngiltere ve Fransa olmak üzere bunların deniz kuvvetlerini biz bir şekilde Çanakkale Boğazı'ndan geçirmemişiz. Bu çok çok önemlidir. Bundan sonraki süreçte zaten meydana gelen hadiseler de bir destan yazmıştır Türk milleti. Nasıl bir destan yazmıştır? Daha 1-2 sene öncesinde Balkan harplerinde uzun bir dönem kendi hakimiyeti altında kalan küçük devlet olarak tabir edilebilecek olan Bulgaristan, Yunanistan gibi devletler, onun içerisinde başkaları da var tabii ama Balkan harplerinde bunlara ağır bir yenilgiye uğradık. Devamlı olarak Osmanlı Devleti hep yenilgilerle yenilgilerle geldi. Ve arkasından işte Birinci Dünya Harbi'ne girdik ve ondan sonra Çanakkale'de biz bu İngiliz ve Fransızların birleşik donanmasını durdurduk. Bu açıdan Türk tarihi açısından bunun gerçekten çok büyük bir önemi vardır. Ama sadece deniz muharebelerini değil aynı zamanda kara muharebelerine de mesela işte baktığımız zaman 25 Nisan 1915'ten başlayıp yaklaşık 9 Ocağı kadar süren kara muharebeleri ki bu dönemde mesela bizim kayıtlarımıza göre yaklaşık 300-350 bin şehidimiz vardır. Yani bu resmi rakamlara baktığımız zaman bu rakamlar böyledir. Aynı şekilde buraya gelen diğer devletlerin de bu kayıpları söz konusudur. Ama işin enteresan tarafı yani buraya gelen mesela askerlere baktığınız zaman bu kara
çıkartması sırasında özellikle İngilizler kendi sömürgelerindeki askerleri buraya çıkarmışlardır. Mesela bugün işte Çanakkale kutlamaları gündeme geldiği zaman ondan sonra ta Avustralya'dan mesela insanlar gelmektedir. Burada törenler yapılmaktadır. Anzaklılar mesela burada harp etmişlerdir. Ama belki insan açısından yani İngiltere bu dönemde kendi insanını doğrudan doğruya, İngiltere'nin genel bir politikasıdır bu. Yani normalde İngiltere'nin genel bir politikasıdır. Bugün Londra'ya mesela baktığınız zaman Londra'nın mesela altı tamamen işte metro ağıyla örülüdür. Ve burada 1850'lerden itibaren başlayan bir süreçtir. Ama bu süreç içerisinde yaklaşık 96 bin kişi ölmüştür. Yani o siyah derili olarak tabir edilen insanlardan 96 bin kişi ölmüştür. Dolayısıyla İngiltere yani kendi sömürgelerinden şu anda da İngiltere'ye baktığınız zaman pek çok insanın orada yaşadığını görürsünüz. Ama birinci sınıf vatandaş olamaz. O da ayrı bir konudur. Dolayısıyla bunu da yani Çanakkale içerisinde yapmıştır. Şimdi Çanakkale gerçekten o kadar büyük bir destandır ki şimdi biz bir adım ötesine mesela gittiğimiz zaman özellikle Balkanlarda, Doğu Avrupa bölgesinde oldukça geniş bir hakimiyet alanımız söz konusuydu. Yani 2. Abdülhamit 1908 yılında tahttan indirildiği sırada bizim hemen hemen bugün Yugoslavya'nın belli bir bölümünü elimizde bulunduruyorduk. Peki bu tasfiye süreci nasıl gerçekleşti? İşte ondan sonraki süreç içerisinde Balkan harpleri oldu. Arkasından Birinci Dünya Harbi geldi. Şimdi şunu hemen belirtmek lazım. Esasında 2. Abdülhamit'le birlikte başlayan süreç içerisinde İngiltere, Fransa ve Rusya'nın bir ittifakı söz konusu. Bunlar zaten Birinci Dünya Harbi'nde itilaf devletleri olarak işte Osmanlı Devleti'nin karşısında bazıları da efendim niye işte Osmanlı Devleti niye bunu bilmiyor muydu? Bunlar kadar hani İngiltere'nin, Fransa'nın kuvvetli olduğunu bilmiyor muydu? Bunların yanında niye harbe girmedi diye söylüyorlar. Ama bakıyoruz o dönemde Osmanlı Devleti'nin veya Osmanlı Devleti'ni idare edenlere de bunun farkındalar. Ve o dönemde bu ittifaka dahil olmak için ellerinden gelen gayreti göstermişler. İngiltere ile de temasta bulunmuşlar. Fransa ile de temasta bulunmuşlar. Fakat onlar açık ve net bir şekilde Osmanlı Devleti'ni zaten parçalamaya yönelik planları gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti'ni ellerinin tersiyle itmişler. Peki Osmanlı Devleti'nin ittifak kurabileceği bir devlet kim? Almanya. Almanya özellikle 1871'lerden sonra kendi birliğini gerçekleştirdikten sonraki süreç içerisinde o da bir dünyaya açılma politikası izliyor. Ve bunu yaparken de o da yeni sömürge alanlarına yönelmek istiyor. Fakat şimdi yeni sömürge alanlarına yönelecek. O da sanayisini kuruyor, o da işte silahlanıyor, o da donanmasına bakıyor. Şimdi sömürge alanı olarak elde kalan yer neresi? Osmanlı mülkü, Orta Doğu bölgesi. Dolayısıyla Almanların yani Osmanlı Devleti'ne yaklaşımının normalde temelinde de esasında bu var. Mesela Bağdat Demiryolları'nın yapılmasında asıl hedefleri bu. Ha diyeceksiniz ki bunu 2. Abdülhamit bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Elbette biliyordu ama o da en azından Osmanlı Devleti'nin kendi menfaatleri açısından bu devletleri birbirleriyle diplomasi alanında karşı karşıya getirmek suretiyle en azından devleti 33 yıl bir şekilde ayakta tuttu. O ayrı bir konu, onu bir kenara bırakalım. Fakat şunu görüyoruz, yani şimdi Birinci Dünya Harbi şimdi çıktı, işte 28 Ağustos 1914 yılında Avusturya veliaht prenslerinden birinin öldürülmesinden sonraki süreç içerisinde savaş başladı. Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilk etapta ilan etti. Ama bu arada İngiltere ile Fransa ile görüşmeler sürüyor. Onlar kabul etmiyorlar. Fakat Almanya şimdi bir şekilde
kendisinin yanında girmesini istiyor. Osmanlı Devleti'nin kendisinin yanında olmasını istiyor ve bunu sağlamaya çalışıyor. Öte taraftan yine İttihat ve Terakki arasında bir şekilde Almanya'ya sempati duyanlar da söz konusu ve o dönemde iki tane işte meşhur bizim tarih kitaplarımız işte yazarlar Yavuz ve Midilli daha sonra adını alan Alman gemilerinin işte Rus limanına çıkıp Rus bölgesini bu limanları topa tutmasından sonraki süreç içerisinde Osmanlı Devleti de bir noktada harbe girmeye zaten mecbur kalmıştır. Osmanlı Devleti bu şekilde harbe girmeseydi de netice itibariyle İngiltere'nin ve Fransa'nın en azından emperyalist gayelerini gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti'ni parçalamak için kendi aralarında planları söz konusu. Yani Fransa, İngiltere ve Rusya'nın kendi arasında Osmanlı Devleti'ni biz tamamıyla pay ettiğini açık ve net bir şekilde görüyoruz. Şimdi hal böyleyken tabii bir şeye karar veriyorlar. Yani bu devletler özellikle İtilaf devletleri bir karar veriyorlar. Rusya Almanya karşısında biraz sıkışıyor. Boğazların kullanılması lazım. Bu sebeple o dönemde İngiltere Donanma Bakanı, Deniz Bakanı diye adlandırabiliriz. Churchill'in ki daha sonra yazmış olduğu kitapta Dünya Bunalımı adlı kitabında yaklaşık 1/4'ünü buna ayırmış. Yani bu Çanakkale ile ilgili vakit kalırsa onu söyleriz. Temel hedef şu. İlk etapta işte boğazlar geçilecek. Arkadaşlar mesela haritaları eğer verebilirlerse oradan da hani görür bizi seyredenler. Boğazlar geçilecek ve Çanakkale'de çok fazla bir sıkıntıyla karşılaşacaklarını zannetmiyorlar. Daha sonra işte zaten Çanakkale geçildikten sonra İstanbul'a ulaşmak çok kolay bir hadise ve böylelikle Rusya'ya gerekli olan yardım yapılacak. Şimdi daha bu biraz önce de söyledim 19 Şubat 1915 tarihinde başlayan hani denizle ilgili şeyler ama işin evveliyatına baktığınız zaman Eylül-Ekim'den itibaren bu büyük Fransız ve İngiliz donanması bu bölgede gerekli olan tedbirleri alıyor. Şimdi tabii şunu da hemen altını çizerek söylemek lazım. Şimdi İngiltere özellikle 19. yüzyıl içerisinde çelik endüstrisinde korkunç bir ivme kazanmış ve dolayısıyla o dönemde sahip bulunmuş olduğu gemiler tam bir ölüm makinesi halinde ve bunların en kuvvetli komutanlarıyla bu bölgeye yavaş yavaş getiriyor. Fransa da ikinci sırada geliyor zaten deniz gücü olarak ve bu tarihe gelinceye kadar yani 19 Şubat'tan itibaren bu sefer işte başlıyorlar bu bölgeyi sağdan soldan bombalamaya dolayısıyla Çanakkale'yi tam manasıyla geçmeye çalışıyorlar. Tabii Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı işte Cevat Paşa burada onun da adını zikredelim. Yani ona da hepsine tabii Allah rahmet etsin. Bunlar da isimsiz kahramanlardan bir tanesidir. Onun bu dönemdeki ilk başarılar onun tarafından tabii kazanılıyor. Özellikle asıl taarruz hadisesi yani bunların bu 18 Mart günü bütün güçleriyle bu boğazı zorlama hadisesine gelinmeden önce bütün mayınları hepsini temizliyorlar. Şimdi bir de şu durum var bakın. Şimdi o dönemde sadece deniz kuvvetleri açısından mesela İngiltere ve Fransa güçlü değil. Aynı zamanda uçakları da var adamların. Yani şimdi uçakla o bölgelerin gerekli olan kontrollerini falan da yapıyorlar. Öyle bir bilgi alma şeyleri de var. Bunları yapıyorlar. Fakat biz ne yapıyoruz? Bakın yani o dönemde yani bir enteresan işler oluyor. Burada belki hani meseleye ne bileyim biraz manevi açıdan yaklaşacağız ama işin belki de doğrusu bu. Şimdi Ruslar o dönemde Rusların bırakmış olduğu mayınlar var. Mesela Çanakkale bölgesinde işte Marmara Denizi'nde. Biz o mayınları topluyoruz. Yani Osmanlı'nın o kadar büyük bir askeri
gücü, askeri bir mukavemet edecek bir gücü falan yok. Evet. Ve bu mayınları topluyoruz. Bu asıl taarruz başlamadan önceki dönemde işte o meşhur Nusret mayın gemisi dediğimiz gemi onlara takılmadan bunları o gece yarısı götürüp oraya düşüyor. Bunların mesela bundan gece atıldığı için yani o 18 Mart'ın öncesi gecesinde bunlar oraya konulduğu için hiçbir şekilde bunların haberleri olmuyor. Nasıl olmuyor acaba hocam? Yani o gemiyi görmüyorlar mı acaba hiç? Ya gemiyi şimdi işte gece çıkıyor gemi. Evet. Gece çıkıyor. Şimdi ellerinde zaten mayın şeyleri de çok fazla değil. Yani Osmanlı'nın o dönemde gerçekten teknik açıdan çok fazla şeyi de yok. Ama tabyalarda, şimdi mesela iki taraflı işte tabyalar var. Şimdi bunlar hemen birdenbire yapılmış olan tabyalar değil. Evet Çanakkale yani geçilmedi, yani o dönemde geçilmediyse. Mesela biz bunlarla ilgili belgeleri ta 1893 tarihinden itibaren görüyoruz. Peki 1993 tarihinde işte hani resimlerde mesela bakın görüyorsunuz orada ki o siperler falan. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u ele geçirmesinden sonraki süreç içerisinde boğazlar önemli. Şimdi boğazlarda elbette ki bir şey yapılacak, bir savunma tedbiri falan alınacak. Osmanlı tarihi içerisinde baktığımız zaman devamlı olarak bu bölgede işte bu tabiyalar yapılmış, buraya işte takviye birlikleri gitmiş, duruma karşı toplar falan işte konulmuş falan derken 2. Abdülhamit şeyi geliyor. Şimdi 2. Abdülhamit yani netice itibariyle yani tamam bir oyalama siyaseti, diplomasi siyaseti bunu yapıyor ama bunun haricinde de mesela bir tedbir almak zorunda. Dolayısıyla 1893 tarihinden itibaren o bölgeye büyük bir kaynak aktarımı var. Özellikle bu tabyaların yeniden yapılması, tamir edilmesi, askeri eldeki imkanlar doğrultusunda. Yani onu söyleyeyim, eldeki imkanlar doğrultusunda. Oraların tahkim edilmesi noktasında elinden gelen gayreti göstermiş. Yani yoksa şimdi 1908 yılında işte tahttan indirildi. Arkasından zaten İttihat ve Terakki dönemiyle başlayan Balkan yenilgisi, Sultan Reşat dönemi. Bunlar mı yaptı? Böyle bir şey yok. Yani ta 2. Abdülhamit döneminden itibaren gelen bir tahkimat elbette ki orada söz konusu. Özellikle bu Çanakkale muharebelerinin yani deniz harbinin mesela kazanılmasında tabii bu teknik altyapının falan elbette ki bir faydası var ama bunun yanı sıra aynı zamanda tabii insanın kahramanlığı da var. Yani şimdi mesela bir tane işte onbaşı görüyor, bir tane şey gelecek gemiye, Türk gemilerinden bir tanesine bir torpido, bomba gelecek. Onu görünce hemen bir karar vermek zorunda. O kararını veriyor ve onun üzerine kendisini atıyor ve orada patlıyor gidiyor. İşte Çanakkale yani normalde böyle kazanılıyor. Şimdi dolayısıyla mesela bunu Mehmet Akif hani Çanakkale şehitlerine yazdığı zaman bakın orada ne diyor? Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak anlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Gel sana dar gelmeyecek bak beri kimler kalsın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ve sonuç itibariyle şöyle diyor, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şimdi bakınız, burada özellikle mesela İslam tarihi açısından meseleye baktığınız zaman, Bedir'in aslanlarıyla mukayese edilen Çanakkale'de olan şehitler, yani şu Berat Kandili yüzü su hürmetine hepsinin mekanı cennet olsun. Orada gerçekten çok büyük sıkıntılar çekildi. Yani Çanakkale her açıdan bir
kahramanlık destanı oldu. Dünya bizim damarlarımızda böyle bir kan var herhalde hocam yani. Böyle şimdi kahramanlık mücadele. Mesela hocam yakın tarihten örnek vereyim. Mesela şeyde çok özür diliyorum hocam. Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısında mesela. Evet, ben ilk andan itibaren oradaydım. Mesela polis ekipleri sürekli ikinci bir bomba olabilir, burayı boşaltın demelerine rağmen yüzlerce insan içeriye girip yaralı polisleri kucaklayarak çıktılar. Yani kendi canlarını hiç yapmadılar yani. Ankara'daydım ben. Yani o hadiseyi, o bomba hadisesi olduğu gün gerçekten televizyondan seyrettiğim zaman o dediğin şeyleri teker teker gördüm. Öyledir yani şimdi böyle tarihi geçmişi, şimdi bizim Türk milleti gerçekten köklü bir millettir. Yani ve dolayısıyla devletimiz de köklü bir devlettir. Evet. Yani bazı devletler gibi bizim bir büyük büyüğümüz vardı, Allah selamet versin, bizi öyle derdi. Bazı devletler derdi maydanozdur. Onları mesela maydanozun kökünü böyle tutup çektiğin zaman küt diye gelir, biter. Yerde kalır mı maydanozun kökü? Ama Türkler ve Türk devleti çınar ağacıdır der. Çınar ağacını sen yerinden sökebilir misin? Onun kökü 20 metre, 50 metre yerin altındadır. Dolayısıyla yani o dediklerine katılıyorum. O Türk milletine verilmiş bir özelliktir. Evet, kesinlikle öyle hocam. Hocam tabii akabinde 18 Mart tarihi yaşanıyor. O en büyük... İşte o gün yani netice itibariyle 18 Mart günü kıyamet kopuyor. Yani donanma, o büyük donanma, İngilizlerin işte yaklaşık olarak 6 ya da 8 tam olarak hatırlayamadım şimdi. Ve Fransızların bir o kadar gemileri, büyük savaş gemileri bunlar. Ve arkasından küçük gemiler bunlar Boğaz'a doğru giriyorlar ve büyük bir bombardımana başlıyorlar. Ve bu bombardımana rağmen... Öyle bir mukavemetle karşılaşıyorlar ki gerek bazıları işte mayından dolayı, bazıları da o tabiyalardan atılan bombalardan dolayı. Ama nasıl işte Seyit Onbaşı gibi 214 kiloyu birden sırtına alıyor. Yani adam o güne kadar mesela böyle bir şeye, güce sahip olduğunu bile bilmiyor. Tabii bunu yaptıran bir şekilde maneviyat. Yani bir şekilde maneviyat ve dolayısıyla bir bakıyorlar ki kendi en büyük yani gemileri ya hasar aldı ya battı, denizin dibine gitti. Dolayısıyla çekilme emrini veriyorlar. İşte 18 Mart zaferi bu. Yani oradaki dünyanın en büyük armadası olan o İngiliz ve Fransız gemilerinin bir şekilde orada denizin dibini boylaması. Biraz önce ifade ettiniz, ölüm makineleri dediniz. Çelik, kesinlikle eser, öyle. Demir. Kesinlikle öyle. Yani ondan sonra işte asıl bir diğer destanda yine karada başlayacak. Bir diğer destanda karada başlayacak. Şimdi nasıl karada başlayacak? Şimdi karada başlayan muharebelerde de şimdi Osmanlı Devleti'nin nereden nereye geliyor? Osmanlı Devleti 1881 yılında Muharrem kararnamesini ilan ediyor. Ondan sonra hazine tamamen iflas etmiş durumda. Ve daha sonra Duyun-ı Umumiye İdaresi kuruluyor. Duyun-ı Umumiye İdaresi ne demek? Senin işte yani IMF'in belki tam olarak benzetemeyiz ama onun daha şeyi. Adam kendi vermiş olduğu borcu tahsil edebilmek adına... Gelip orada doğrudan doğruya kendi idaresini kuruyor. Yani mesela diyelim ki 20 tane görevli mi var? Bu 20 tane görevlinin içerisinde ancak 2 tane, 3 tane Osmanlı vatandaşı söz konusu. Diğer mesela bunun müdürleri bir tane işte Fransız oluyor, bir başkası oluyor. Yani o borç parayı veren insanlar. Osmanlı böyle bir durumda düşmüş. Ha, 2. Abdülhamit... Ama 1800 özellikle 86'dan sonraki süreç içerisinde Osmanlı maliyesini yavaş yavaş toparlamaya başlamış ve hatta yani iktidarının sonlarına doğru mesela bu borç miktarını bayağı da düşürmüş. Ama tabii şu var, şimdi bir şekilde gelişen bir teknoloji söz konusu. Yani şimdi mesela İngiltere'de gelişen, Fransa'da gelişen, biz o treni 1808'lerde 1808'de 3. Selim'in tahttan indirilmesi, 2. Mahmud'un
çıkartılması döneminde kaçırdık. Arkasından 1826'ya gelinceye kadar efendim işte 2. Mahmut hiçbir şey yapamadı. Yeniçeriler müsaade etmedi. Geldikten sonra işin şekli değişti. Bu sefer evet Batı'yı taklit edeceğiz. Batılı olacağız. Ama Batı'nın neyini alacağız? Yani Batı'nın sanayisini mi alacağız? Japonlar gibi keşke onu yapabilseydik. Belli bir aşamadan sonra o ilk etapta yani Batı'yı efendim Batı'daki kurumları almak suretiyle Osmanlı Devleti'ni düzeltme çalışmaları bu sefer Batı'nın müdahale aracına dönüştü. Yani özellikle mesela ıslahat fermanıyla birlikte bu tamamen Batı'nın müdahale aracına dönüştü. Şunu demek istiyorum. Yani bizim teknolojimiz, bizim elimizdeki imkanlarımız tamamen kısıtlı bir durumda. Tamamen kısıtlı bir durumda ve 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde büyük bir yenilgiye uğramışız. Arkasından 2. Abdülhamit sonrasında Balkan Savaşları biraz önce söyledim. Orada çok büyük bir yenilgiye uğramışız. İttihat ve Terakki'nin başa geçmesiyle birlikte orduda özellikle siyaset girmiş orduya. O da çok büyük bir sıkıntı olmuş. Onun için Çanakkale'de böyle bir direniş beklemiyor. Yani dünya da böyle bir direniş beklemiyor. Ama işte Türk milleti işte orada kendi o içindeki özünü bir şekilde ortaya koyuyor. Bir şekilde ortaya koyuyor ve ilk başta tabii biz Almanlarla beraber harbe girdiğimiz için Liman von Sanders bunu zikretmekte fayda var. O dönemde işte Çanakkale komutanı daha Mustafa Kemal henüz yarbay mevkiinde. Fakat çıkartmanın yeri noktasında mesela itilafa düşmüş. İtilafa düşmüş ve başka bir bölgeden işte Ana Fartalar, Con Bayırı bölgesinden mesela olacak falan ve tamamen farklı bir şey içerisine girmiş. Yani beklememiş, taarruzu kendisi yapmış. Taarruzu kendisi yapmış ve o taarruz sırasında mesela çok enteresan bir de göğsüne gelen şarampel parçasıyla yaralanmış ve o şarampel parçası işte saat burada cebinde saat olduğundan dolayı kendisine o saat korumuş ve onu hiç kimseye belli etmemiş ve onun çok enteresan mesela şeyi var orada bir sözü var ben size taarruz emretmiyorum diyor. Açık ve net bir şekilde ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir. Yani orada bu ölümü göze alan bir topluluk söz konusu. Şimdi ölümü göze alan bir topluluğun karşısında siz nasıl başarılı olabilirsiniz? Siz nasıl başarılı olabilirsiniz? Şimdi mesela İngilizlerin özellikle bu bölgede işte onlar da kendi askerlerini kahramanlaştırmak falan istiyorlar. Yani işte Norfolk alayları diye bir alay var. Bu pusuya düşüyor, yolu şaşırıyor. Tabii Çanakkale'yi çok fazla bilmedikleri için yaklaşık mesela 1500-2000 kişi birden buhar olup uçtu. Şimdi diyorlar ki bunlar göğe yükseldi. Onlar da işte kendi Hristiyan felsefesiyle falan filan böyle işte atıp tutuyorlar. Ondan sonra yani bir buluyorlar ki hepsi orada gitti, öldü gitti. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Özellikle tabii kara muharebeleri başladıktan sonraki süreç içerisinde buraya yine İngiltere ve Fransa çok büyük bir yığınak yapıyor. Yani çünkü İstanbul'u almak, İstanbul'u ele geçirmek asıl hedef bu. Hani netice itibariyle belki Rusya ile ittifak yapmış olabilirler ama İstanbul'u düşürdükleri zaman yani şimdi mesela zamanın bir şekilde kısıtlı olmasından dolayı bazı şeyleri okuyamıyorum ama Çanakkale'ye ilgili mesela yazılmış olan o İngiliz eserlerine baktığınız zaman adamlar açık ve net bir şekilde söylüyor. Ayasofya'da diyor çan yeniden çalacak. İstanbul'da şanlı Hristiyan bayrağı yeniden dalgalanacak. Bütün hedef, bütün amaç zaten bu. Yani bütün amaç bu. Dolayısıyla yani bir şekilde o Haçlı zihniyeti o 19. yüzyılda Mehmet Akif'in işte tek dişi kalmış canavar dediği bunlar.
Yani bunların ilkeleri yok. Yani bunlar yeri geldiğinde işte efendim işte 20. yüzyılda da aynı şeyi yaptılar. Daha sonraki dönemlerde de aynı şeyi yaptılar. Efendim işte Cezayir bölgesinde Fransızlar neler yaptı? Amerika'da Kızılderililere karşı yapılan soykırım, Karaderililere karşı yapılan soykırım. Bütün bunlar ortadayken, yani benim yüzüm kara, seninki benden kara, sen Ermenilere soykırım yaptın yalanını ortaya atıyorlar. Yani kendilerine göre her şeyi dizayn ettiriyorlar. Biz güçlüyüz, dolayısıyla düzeni de biz veririz şeklinde bir şeyleri var. Ama şimdi şu vardır, yani bir gerçekten kaderin de garip bir şeyi vardır. Cilvesi, tecellisi. Cenab-ı Allah Türk milletini koruyor. 15 Temmuz'da da böyle olmadı mı? Yani açık ve net bir şekilde tarihi hadiselere baktığınız zaman orada da öyle oldu. Yani bir belli bir şekilde işte dizayn edilen, kurgulanan bir olay var. Ve dolayısıyla yani orada da Türk milletini uçurumun kenarından bir şekilde çekip olan yine Cenab-ı Allah'tır. Yani bu efendim işte hoca bazen bana öyle takılıyorlar da ben tarihi hadiselerle bunu izah ediyorum. Yani bunu şimdi siz Çanakkale'yi nasıl izah edeceksiniz? Çanakkale'yi nasıl izah edeceksiniz? Ya adamların işte topları senden üstün, tüfekleri senden üstün, makinalı tüfekleri senden üstün, bütün malzemeleri senden üstün. Artı uçakla o bölgeyi bizim uçağımız yine... var mı hocam o dönemde? O dönemde yok. Oraya kaldırmıyoruz. Yok uçağımız orada, yok. Evet. O dönemde bizim uçağımız falan da söz konusu değil. Dolayısıyla yani bu kara muharebeleri sırasında kazanılan başarılar nasıl kazanılıyor? İnsanlar ölümü göze alıyor. Ve bununla ilgili yani mesela bilmiyorum bizim gençlerimiz yani bir sefer her birinin bir Çanakkale'yi mutlaka gidip bir görmeleri lazım. Çanakkale. Hayır hocam, o maneviyat var mı orada? Yani sizce? Yani o maneviyat var. Yani şöyle var. Yani şimdi insan olarak değil. Sen gittiğin zaman senin göreceğin şeye bağlı. Ya şu anda daha hala toprağın üzerinde yürümekten korkuyorsun ya. Toprağın hangi yerin altında hangi ceset var onu bilemiyorsun. Yani orada şimdi resmi rakamlara göre Türk Müslüman ve diğer karşı taraftan toplam 600 bine yakın insan ölmüş. Şimdi bu resmi rakamlar, biz bir kuşağı bir şekilde orada yitirdik. Bir kuşağı tamamen yitirdik. Yani işte bizim 15 yaşındaki, 13 yaşındaki çocuklarımız hep cephelere sürüldü. Galatasaray Lisesi'ndeki mesela olan öğrencilerimiz hepsi orada subay mevkiine yükseltildi. Niye? Başka eğitimli insanımız söz konusu değildi. Kadınlarımız hocam. Efendim? Kadınlarımız o savaştaki önemi nasıl oldu? Vallahi onlarla ilgili münferit bir kısım mesela kaynaklarda özellikle bomba atma noktasında, habercilik noktasında, menzicilik noktasında kadınların gönüllü şeyleri mi gidiyorlar var hocam kadınlar. Efendim? Kadınlarımız gönüllü mü gitmişler? Tabii hocam, gönüllü yoksa gitmişler. Şey, yani... Tabii. Yani şeyin içerisinde yani doğrudan doğruya öyle dizayn edilmiş bir şey yok. Direkt kadınlarla ilgili. Yemekte falan da herhalde. Yemek yapım işleri ya, vesaire. Arka planda zaten var. Ama evet, işin mesela de. İşin o kadar mesela o kadar enteresan ki. Yani şimdi mesela bu işte 18 Mart günü ve onun öncesinde Çanakkale'deki mesela bazı hastanelerde, yani bir de Türk milletinin işte enteresan bazı özellikleri var. O hastanelerde İngiliz asker yaralıları da var. Onlar da tedavi ediliyor. Ve bunlar yani Çanakkale şeyin içerisinde. Adamlar orayı bombalıyorlar. Oradaki yaklaşık 50-100 tane İngiliz askeri de orada ölüyor. Yani şimdi tabii cephe gerisinde hizmet veren insanlar var. Cephe gerisinde hizmet veren insanlar var. Ama mesela bir ilaç firmasının yayınlamış olduğu bir yayındaki joystick ve şey destek vardır. Bu bölgede özellikle 18 Mart'tan yani 18 Mart deniz muharebeleri bitiyor ya. Evet hocam. Arkasından 9 Ocak 1916 yılına gelinceye kadarki süreç içerisinde yaşanan bütün
zorlukları anlatır ve bu zorluklar içerisinde yani insanların işte nasıl yaralandıklarını, ilaç yok. Yani şimdi mesela siz ağır bir yara aldınız. Ondan sonra şimdi ağır yara için verilen ilaç morfin. Morfinden başka yani sizin orada anestezi yapacaksınız. Ondan sonra yani şimdi yazılan şeylerde bu bilgi var. Yani oraya düştüğünüz zaman ağır bir yaralı kurtulma şansınız yok. Bu şekilde. Bir de tabii işin enteresan tarafı şu var. Yani bizim teknik ikmalimiz de sıkıntıya düşüyor. Diğer mesela yiyecek noktasında da büyük sıkıntılara düşüyoruz. Özellikle İngiliz ve Fransız askerlerinin çekilmesinden önceki dönemde bunlarla ilgili askere dağıtılan kumanya, tayinat yani. Diyelim eski tabiriyle. Sadece işte mesela bakıyorsunuz hoşaplar, kuru ekmek. Ama mesela bu yavaş yavaş düşüyor. Yani kuru ekmek dediğin o frangela somunun daha sonra yarısı. Dörtte biri düşüyor. Dörtte hocam Anadolu'dan düşüyor. Bir gıda takviyesi oluyor mu o dönem? Ya o dönem. Ya da hiç mi yok ki Anadolu'da da? Yani Anadolu'da var ama oraya nasıl götüreceksin? Yani o dönemin şartları içerisinde oraya nasıl götüreceksin? Şimdi o konuya girdiğimiz zaman özellikle ulaşım konusuna girmemiz gerekir. Yani mesela Osmanlı Devleti özellikle altyapı alanında yol, köprü gibi şeylerin yapımına ancak 1850'lerden sonra başlar. Yani bir askeri gerekçelerle yapılan şeyler vardır. Onun dışında yani devletin hani şimdi nedir? Devlet yol yapıyor. Köprü yapıyor, hastane yapıyor. Şimdi o dönemde böyle bir şey yok. Yani 1860'lardan sonra bu durum gündeme geliyor. Çok yetersiz bir şekilde bölgeye giden şeyler var. Asıl önemli problemlerden bir tanesi de şu. Yine savaşa. Tabii bu konuda özellikle İngilizlerin ve bu savaşa katılan Avustralyalıların yazmış oldukları pek çok eser var. Şimdi bu eserlerden biz öğrendiğimiz kadarıyla onlardan da öğreniyoruz. Bizde de mesela bazı hatıratlar falan yazılmış ama bunlar kadar değil. Dolayısıyla bunlar kabul ediyor mu hocam? Neyi? Yani bu yenilgiyi bu elbette kadar kabul büyük ediyor. Bu kadar bir bizim için utançtır diyor. Bunu Churchill de diyor. Evet. Kahredici bir utançtır diyor. Evet diyor. Biz diyor daha sonradan Birinci Dünya Harbi'nde diyor efendim gittik işte şunu yaptık, bunu yaptık. Fakat ya şimdi işte sonuçlarına mesela biz hani genelde işin kahramanlık şeyi üzerinde durduk. Sonuçlarına mesela çok fazla bakmadık ama şimdi asıl önemlisi ya Rus çarlığı çöküyor. Evet. Rus çarlığı çöküyor yani yardım alamadığı için işte o Lenin ondan sonra Ekim 1917 Bolşevik ihtilalini gerçekleştiriyor ve Romanov hanedanını yerle bir ediyor. Rus çarlığı ve işin enteresan tarafı bu tarihten itibaren bu sefer Avrupa ile özellikle Rusya arası tamamıyla açılacak. İki zıt kutuba gidecek. Ve halen devam ediyor. İkinci Dünya Harbi'nin başlamasının sebepleri orada atılacak. İkinci Dünya Harbi'nin başlamasının sebepleri. Şimdi İkinci Dünya Harbi olacak. Ondan sonra Demir Perde ülkeleri falan. Bak şu anda da mesela hala daha devam ediyor. Yani mesela Rusya'nın ayrı bir blok olması. İşte bunu sağlayan da bir şekilde Çanakkale'dir. Yani bunu açık ve net bir şekilde söylemek lazımdır. Ama tabii şunu bana göre vakit daraldığı hocam, için evet, şunu tam olarak son bir 10 dakikamız falan hemen var. Söylemek durumundayım. Ondan sonra eksik kalır diye düşünüyorum. Özellikle yani bu savaş baştan beri onu ifade etmeye çalışıyoruz. Yıllardır savaş kaybeden Türk milletine kendi özgüvenini yeniden kazandırmıştır ve aynı zamanda da milli mücadelenin lider kadrosunu ortaya çıkartmıştır. Bakın lider kadroda kim vardır? Mustafa Kemal vardır. Mustafa Kemal o güne kadar daha adı duyulmayan Mustafa Kemal Anafartalar komutanı olarak tanınmaya başladı. Belki onun
Daha sonra Samsun'a gönderilmesinde ha Vahdettin'i falan tanıyor, ayrı konu. Onları ayrı konuşmak lazım ama fakat bunun da önemi oldu. Halk onu tanıyor. Anapartalar kahramanı. Çanakkale'nin kamuoyunda, Anadolu'da artık o harp kazanıldıktan sonraki süreç içerisinde şimdi 1916'dan Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı 30 Ekim 1918'e kadar bir zaman var. Evet. O süreç içerisinde bir şekilde yayılıyor. Yani tamam şimdiki gibi basın yayın çok fazla söz konusu değil ama yani insanlar Mustafa Kemal ismini bir şekilde kafalarına yerleştirmiş oluyorlar. Bu açıdan çok çok önemli. Lider kadronun ortaya çıkması. Bu albay rütbesine oraya yarbay olarak geliyor. Daha sonra albay rütbesine yükseltiliyor. Güney cephesine gönderiliyor falan. O ayrı bir konu. Tabii çok çok önemli sonuçları var. Yani özellikle Çanakkale'nin hem bizim tarihimiz açısından hem dünya tarihi açısından da çok büyük bir önemi var. En önemli şeylerinden bir tanesi de milli mücadele ile birleştirirsek, şimdi İngiltere, Fransa gibi emperyalist devletlerin o yönetmiş olduğu yerlerdeki insanlar uyanıyor. Lan bunlar da yenilmez değil, bak bunlar da yeniliyor falan. Kendileri bir şekilde isyanları doğuracak. Evet. Yani bir şekilde bunlar da yavaş yavaş insanları, isyanları... İnsanlar da doğuyor hocam neticede, insanlar da doğuyor. Tabii, yani tabii bir de şunu da hemen ilave etmek lazım. Yani İngiltere'nin yenilebileceğini gösteriyoruz ya. Şimdi 19. yüzyıl içerisinde üzerinde güneş batmayan imparatorluğu yıkan Çanakkale'dir. Çanakkale'den sonra artık bu sefer... Amerika yeni bir güç olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Japonya yeni bir güç olarak ortaya başlamıştır. Özellikle sanayi alanında söylüyorum. İngiltere'nin yani bu hegemonyası da bir şekilde yıkılmıştır. Biz Çanakkale'yi kazandıktan sonra bak yani özgüvenimizi artırıyoruz. Ondan sonra da Orta Doğu bölgesinde yine İngilizlere karşı Kutlul Amare'yi zaferimiz vardır. Bu da önemlidir. Hı. Mesela Galicia bölgesinde yine bizim işte zaferimiz vardır. Ha bunun bu, efendim işte nasıl oldu? Biz bunları kazandık yeni ama ona rağmen işte yenildik. Şimdi yeniliyorsun işte yani yapacağın bir şey yok. Yani Orta Doğu bölgesinde İngilizler parayla herkesi satın almış. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Kesinlikle. Ondan sonra yenilgi kaçınılmaz olmuş diye düşünüyorum. Tabii Türk milleti gerçekten ağır bir bedel ödemiştir Çanakkale'de. Yani bir kuşağını kaybetmiştir. Pek çok yüz binlerce genç parlak evladını, yetişmiş bir neslini kaybetmiştir. Yani bu oldukça önemlidir. İnsan gücü ki yani çok önemli. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Ama dediğim gibi sonuç itibariyle de Türk tarihindeki şanlı yerini de almıştır. Evet. Yani böyle çok kısa bir özet bazı şeyleri işte hızlıca geçtik. Evet, hakikaten çok önemli hocam ki etkilerini bence halen de işte bugün Rusya-Ukrayna saldırısında evet. bile görüyoruz yani. Mesela işte Avrupa'nın az önce ifade etmiş olduğunuz gibi bir kutuplaşması, Rusya'nın ayrı bir blok halinde devam etmesi. Yani hepsinin altında aslında belki de çünkü Putin de daha önceki açıklamasında da Osmanlı'ya değindi. Sizi biz Ukrayna'ya karşı koruduk. Bunlar hepsi aslında ayrı konular ama. Evet maalesef gibi... yani şimdi işin enteresan tarafı işte mesela bu konuda da birkaç bir şey söyleyeyim. Özellikle bu Ukrayna-Rusya meselesi ortaya çıktıktan sonraki süreç içerisinde özellikle bu ulusal televizyonlarda mesela çıkanların büyük bir bölümü altını çizerek söylüyorum tarih bilmiyorlar. Yani ve bol keseden sallıyorlar. Yani günübirlik konuşuyorlar. Hı. Tarihi bilmediniz mi o meseleleri? Hocam ne olur siz şey yapamazsınız. Yani konumuz değil ama hocam Rusya-Ukrayna saldırısındaki İnşallah iyi olur. yani şu tarihsel ayrı bir konu o. Tarihsel boyutu değerlendirecek olursanız hocam. Yani halen daha Putin'de o kin var mı hocam sizce? Avrupa'ya karşı belki Osmanlı dolayısıyla Türkiye'ye karşı. Ya Rusların tabii yani tarih sahnesine çıkışından günümüze gelinceye kadar şunu unutmamak lazım. Devamlı olarak bizim
rakibimizdir. Devamlı olarak Osmanlı'nın son döneminde her 3 senede, 5 senede bir Ruslarla bizim savaşımız vardır. Devamlı olarak savaşlarımız vardır. Türk dünyası aleyhine, yani sadece bu hocam, Osmanlı... Hocam çok özür dilerim. Bu savaşlarda Ruslar mı saldırıyor hocam yoksa... Ben o kadar ayrıntıyı bilmiyorum. Anladım. Ben o kadar acaba ayrıntıyı... savunmada mıyız hep bu 3-5 yılda bir sürekli? Ha şeyi mi diyorsunuz? Yani tarihi şeyleri mi? Geçmişte hocam evet. Ha. Ya şimdi o dönemde yani şimdi şöyle yani çeşitli hele özellikle 1700'lü yıllardan ben günümüz için zannettim. Yok yok hocam. 1700'lü yıllardan sonraki süreç içerisinde mesela Rusya panslavist politikalar doğrultusunda devamlı sınırlarını genişletmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de yani ilk etapta şimdi alabileceği yerleri alıyor. Ondan sonra seninle harp ediyoruz. Ondan sonra ilk başta belki tek karşına çıkmaktan çekiniyor. 1774'ten sonra bu sefer tek başına da senin karşına çıkabiliyor. Osmanlı'nın yani içerisinde bulunmuş olduğu durum sebebiyle biz çoğu zaman da yeniliyoruz. Çoğu zaman da yeniliyoruz. Ve işin enteresan tarafı mesela 2. Mahmut döneminde bu Mehmet Ali Paşa, Mısır valisi şeye yürüyor, İstanbul'a yürüyor. Onun üzerine mesela 2. Mahmut Ruslarla bir anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Ve bu anlaşma yapıldıktan sonra hani denize düşen yılana sarılır atasözü var ya, evet. İşte o dönemde ortaya çıkıyor. Yani Ruslarla yapılan bu anlaşmadan sonraki süreç içerisinde. Ama şimdi Ruslarla sen anlaşma yapsan ne olacak, anlaşma yapmasan ne olacak? Denize düşen yılana evet. Sarılır. Evet, sen, tamam. Yani tamam. Şimdi netice itibariyle devamlı olarak senin aleyhinde. 54-56'larda Kırım Harbi sırasında Fransa ve İngiltere Osmanlı Devleti'nin yanında Rusya'ya karşı harp ediyorlar. Ama arkasından Paris Antlaşması, Islahat Fermanı Osmanlı Devleti'nin tam manasıyla sömürge haline gelmesine sebep oluyor. Ve daha sonra 5 sene sonra Rusya ile İngiltere, Fransa oturup Osmanlı Devleti'nin paylaşma planlarını yapıyor. Yani şimdi sadece bizim yani şeyimiz, rakibimiz mesela Rusya değil. Şimdi şu vardır diplomaside, yani şunu unutmamamız gerekir. Devamlı dost, devamlı düşman yoktur diye bir şey söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani körü körüne yani şimdi bir politika izlemesi gerekmez. Elbette ki biz harbe karşıyız, biz savaşa karşıyız. Yani oradaki insanların öldürülmesine, oradaki efendim çocukların cefa çekmesine biz elbette karşıyız. Fakat o özgür Batı dünyasının özellikle Afrika bölgesinde, Libya'da, ondan sonra Cezayir'de, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da binlerce Müslüman öldürülürken, Bosna'da insanlar soykırıma uğratılırken seslerini çıkarmamalarını düşünmek zorundayız. Onun için çok aklı selimle hareket etmek durumundayız. Bu işin yani efendim iktidarı, muhalefeti olmaz. Yani bu noktada Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi. Hocam mesela bu az önce ifade ettiniz yani ebedi küslük, ebedi dostluk. Evet. Mesela şu son zamanlarda İsrail çok gündemde hocam. İsrail'le şu an yakın bir ilişkiler devam ediyor. Bir kesim vatandaş diyor ki yani bu bizim hani düşman ülkemizdi yani. Niye bu ilişkiler iyi yönde gidiyor ya diyor. Ya aslında tarih süreç içerisinde şimdi vakit olsa mesela anlatırız da. Fakat yani şimdi biz İspanya'dan Yahudiler kovulduğu zaman biz onlara kucak açtık. Onları aldık getirdik, mesela onları yerleştirdik, İstanbul bölgesine yerleştirdik. Selanik'te Rumlardan fazla %85 Türk Müslüman nüfusu var. Geriye kalan %15'in %10'u Yahudi nüfusu, sadece %5'i Rum nüfusudur. Yani bu Balkan Harbi'nde sırasında bizim elimizden çıktığı dönemde. Bizim yani Yahudilerle olan o muhabbetimiz şeyde başlar, 19. yüzyılın sonlarında başlar. Yani öyle onlarla da bir şeyimiz yoktur ilk başta doğrudan doğruya. Tabii biraz da işin içerisine bu radikal İslamcılar falan biraz efsane falan bir şeyler de katıyorlar. O da ayrı bir konu. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hakikaten kıymetli bilgilerinizden dolayı çok güzel şeyler öğrendik hocam. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrardan bizi izleyenlerin kandillerini kutluyorum. Çanakkale'de. Bu vatan için, bu ülke için kanlarını veren, canlarını veren
bu insanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet efendim, canlı yayın konuğumuz Fırat Üniversitesi'nin Sahne ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yakın Çağ Tarihi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Yılmaz Çelik hocamız bizlerle birlikte oldu. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü, o dönemde neler yaşandığını konuştuk. Bir kez de hocamıza kıymetli değerlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İbrahim Yılmaz Çelik bizlerle birlikteydi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü konuştuk. Bir kez de hocamıza teşekkür ediyoruz. Efendim, İslam alemi bu gece Berat Kandili'ni idrak ediyor. Kelime olarak kurtulmak, bere olmak anlamına gelen bu gecede Peygamber Efendimiz'e şefaat kapıları açılırken Yüce Allah bu gece kendisini inkar eden ve ana babaya asi olanlar dışında tüm kullarının dualarını kabul ediyor. İslam alemi bu gece Berat Kandili'ni idrak edecek. Berat Kandili İslam dininde mübarek gecelerden biri. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesi olarak kutlanır. Berat sözcükte bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak demektir. Bu geceye bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır ve bu doğrultuda hareket ederler. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allahu Teala o andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım. Bir bela ile müptela olan yok mu ona kurtuluş vereyim. Ayrıca Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Rahmetin oluk oluk akacağı bu gecede tüm insanlığın günahlarından arınması, birlik ve beraberliğe vesile olması temennisiyle kandiliniz mübarek olsun. Efendim tüm dualarınızın bu özel gecede kabul olmasını diliyor ve dualarınızda bizlere de yer bekliyoruz. Ve devam ediyoruz efendim. AK Parti MKYK üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ Temsilciliği'nin Gençler Geleceğini Koruyor projesi kapsamında Elazığ'dan Ankara'ya giden üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Fırat Üniversitesi'nde mühendislik bölümünde okuyan öğrenciler, Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ İl Temsilciliği'nin yürütmüş olduğu Gençler Geleceğini Koruyor projesi kapsamında Ankara'ya gitti. Ankara'ya giden öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut'la bir araya geldi. AK Parti MKYK üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Türkiye Gençlik Vakfı Elazığ İl Temsilciliğimizin yürütmüş olduğu Gençler Geleceğini Koruyor projesi kapsamında Fırat Üniversitemizde mühendislik bölümü okuyan gençlerimizle Gazi Meclisimizde bir araya geldik dedi. Efendim Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve 11 ana başlıkta 100 proje kapsamında bulunan Heyme Ana Kadınlar Semt Pazarı projesi Elazığ Belediyesi İlerkent Sosyal Hizmet Binası'nda hizmete başladı.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında bulunan ve 11 ana başlıkta 100 proje kapsamında yer alan Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı projesi Elazığ Belediyesi Hilal Kent Sosyal Hizmet binasında hayata geçirildi. Başkan Şerifoğulları'nın kadınlara yönelik sosyal projeleri arasında yer alan ve kadınların ticarette daha fazla yer almasına imkan sunan Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı haftanın 6 günü Hilal Kent Sosyal Hizmet binasında hizmet verecek. El emeğiyle pek çok alanda faaliyet gösteren kadın girişimcilere istihdam olanağı sağlayan Hayme Ana Semt Pazarı'nda organik ürünlerden ev yapımı reçel, tereyağı, peynir, çeyizlik, ev tekstilinden unlu mamullere kadar geniş bir yelpazede ürün çeşitliliğini sunuyor. Hilal Kent Mahalle Muhtarı Ali Dündar, Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek vatandaşları Hayme Ana Kadınlar Semt Pazarı'na davet etti. Elazığ Belediyesi Başkanlığı Şahin Şerifoğulları'na buradan şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Çünkü mahallemize güzel bir çarşı açtı, bir iş merkezi açtı, sosyal tesis açtı. Buyursun gelsinler, Hilal kentlerinin hepsini değil çarşı, Elazığ'ı davet ediyoruz buraya. Şahin Başkanı'nın çalışmalarını gelsinler, yerinde izlesinler. Burada ablalarımızın el emeği göz nuru olan yemekleriydi, yöresel ürünlerdi, el işleriydi, sanatları, boyamaları hepsi burada. Hazır, satıyoruz. Vatandaşları Hilal Kent'e davet ediyorum. Yapılan projeden çok memnun olduklarını ifade eden esnaf kadınlar ise Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na yapılan hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Biz buradaki gerçekten tüm bayanlarımızın gelip burada yerinde görmesini, bu Hayme Ana'nın çarşısında hani bundan fikir edinerek yola çıkacaklarını da yani tahmin ediyorum. Dolayısıyla gelip görsünler, benim sesine baksınlar, gerek ürünlerimizden de faydalansınlar. Çünkü hepsi ev yapımı, genel olarak organik olarak elden çıkıyor. Dolayısıyla gelip ziyaret etseler gerçekten de buradaki değerin, buradaki güzelliği de fark ederler diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle bir çarşı, Hayme Ana Çarşısı'nın Elazığ'a kazandıran Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na Hayme Ana Çarşısı'nı projeyi Elazığ'a kazandırdığı için kendi adıma ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir proje. Bu projede stand şeklinde verilmesi, biz ev hanımlarımızın kendi ürettiğimiz ürünleri, organik ürünler olsun, evde el işleri olsun, süt ürünlerimiz olsun, köyde yaptıklarımız, kurutmalıklarımız olsun. Böyle bir pazarı bulamıyorduk. Eş dosta verebiliyorduk. Hem temiz, hem göze, hem gönle hitap eden ürünlerimiz. Çok kaliteli ve bir o kadar da uygun ürünlerimiz. Öncelikle başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum ve halkımızı bu pazara bekliyoruz. Ürünlerimiz çok güzel. Hepsi el emeği göz nuru. Hepsi yöresel ürünler. Halkımızı bekliyoruz. Efendim, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Maden ilçesinde bulunan rezervlerin Elazığ'da işletilmesiyle ilgili Twitter'da "Elazığ madenini istiyor" hashtag ile başlatılan kampanya Türkiye genelinde gündem olarak büyük ses getirdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Maden ilçesinde bulunan rezervlerin Elazığ'da işletilmesiyle ilgili Twitter üzerinden "Elazığ madenini istiyor" hashtag ile başlatılan paylaşım kampanyası Türkiye gündemine oturdu. Maden ilçesinde bulunan maden rezervlerinin Elazığ'da işletilmesiyle ilgili harekete geçen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Girişim Grubu'nu kurdu. Rezervlerin işletilmesiyle ilgili olarak 4 Nisan tarihinde yapılacak olan ihaleye katılmak üzere kurulan Elazığ Girişim Grubu için destek arayışına çıkan ESO Başkanı Sinan Arsan, İstanbul ve Ankara'da Elazığlı iş insanları ile bir araya gelerek katılımcılara bilgiler aktardı. Elazığ Girişim Grubu'na destek için Twitter üzerinden "Elazığ madenini istiyor" etiketiyle bir kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyaya atılan tweetler ülke gündeminde ilk sırada yerini aldı. İlk sırada yer almayı başaran kampanyaya yurt dışından ve ilden yüzlerce Elazığlı destek vererek maden sahalarından çıkarılacak olan rezervlerin şehirde işlenmesi için girişim grubuna destek verilmesini istedi. Efendim, Maden ilçesindeki rezervlerin şehirde işletilmesi için kurulan Elazığ Girişim Grubu'nun kurulum süreci başlatıldı. Girişim grubunda yer almak isteyenler için başvuru günü son gün olarak bugün ilan edildi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilerek Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2022 tarihinde işletilmesiyle ilgili ihaleye çıkacak olan maden içerisindeki rezervlerin Elazığ'da işletilmesi amacıyla kurulan Elazığ Girişim Grubu'nun kurulum süreci başlatıldı. Elazığ Girişim Grubu'nda yer almak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart 2022. Konuyla ilgili açıklama yapan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, odamız öncülüğünde bir araya gelen STK temsilcileri, meslek örgütleri, birlikler, siyasi partiler, düşünce kuruluşları, kültür ve sanat camiası, medya ve toplumun tüm kesimleri maden sahasının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilerek sahadan oluşacak tüm katma değerin yine bu şehirde kalması için tarihe not düşen birliktelik gösterdiler. Bu süreçte ihale tarihinin ertelenmesi için yapılan girişimler sonuç vererek Elazığ milletvekillerinin yoğun temasları sonrasında ihale tarihi 4 Nisan 2022 olarak belirlendi denildi. Etso'dan yapılan açıklamada, maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek buradan elde edilecek tüm değerlerin ilin kalkınma ve gelişmesine kanalize edilmesi için hem Elazığ'da hem de ülke genelinde yoğun bilgilendirme faaliyetleri yapıldı denildi. Efendim, sıvı yağda yaşanan sıkıntının ardından şimdi de şekerde sıkıntı yaşanıyor. Elazığ'da şeker bulamayan imalat sektörü ve toptancılar iki gündür sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Bugün bazı esnaf oda başkanları esnafın bu serzenişini sonunda duyarak açıklama yaptı. Yani şu anda şekerimiz hiç yok. Gelen vatandaşa da yok çekiyoruz. Esnaf şeker bulamıyor, toptan şeker alması gerekenler alamıyor. Şeker kara borsaya düştü. Evet, şeker 2 aydır bayağı bir sorun yaşıyoruz şekerde. 5 kiloluk Türk şeker üretimi şu anda yapıyor. İlimizde çok az sayıda bir ayda 4 bir kamyon bir şeker geliyor. Bizim Elazığ'da 2000'e yakın bir üyemiz var. Mesela bakkalımız var, esnafımız var. Bir kamyonda 25 ton şeker var. Bunu her bir üyemize 5 kiloluk şeker düşüyor. O yüzden çok sıkıntı yaşıyoruz. 50 kiloluk şekerimiz yok zaten. Arının yiyeceği bildiği tükendiği için arı dışarı çıkamıyor. Soğuk hava nedeniyle yiyeceği de tükenmiş. Bizim buna katkı sunmamız için şurup veya kek yapmamız lazım. Yani bunun için bakkal market market dolaşıp 5 kilo halinde şeker bulmaya çalışıyoruz ama maalesef onu da bulamıyoruz. Dün işte 5'er kilo aldım bir 5 tane 45 lira. Bugün gittim aynı şeylere sadece bir 5 kilo veriyor. O da 60 liraya çıkmış 5 kilosu. 2 aydan fazla da bize şeker vermiyorlar. Toptancısınız diye. Parakendecilere verdiler. O da 10'ar tane belli bir kesime. Şu anda onlara da verimler tamamen şeker yok. 11. aydan beri devam ediyor. En büyük sıkıntımız şeker fabrikasında şeker olup da vermemeleridir. Bu yetkililerin hepsinin haberi vardır. Vallahi biz Elazığ'dan şeker alamıyoruz efendim. Biz imalatçıyız, lokum imalatı yapıyoruz, helva imalatı yapıyoruz. Biz Muş'tan şeker getiriyoruz. Hem de faiz fiyatları. Şekerle ilgili sıkıntıyı dile getiren Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Top, şeker fabrikasının şeker satışını özelleştirdiğini belirterek, 2 ayda Elazığ'a sadece 4 tır şeker geldiğini ifade etti. Bildiğiniz gibi ilimizde şeker fabrikası var. Şu an şeker fabrikasının da depolarında ilimize de yani en az 1 yıl yetecek kadar şeker olduğunun bilgileri bizim elimizde. Şeker fabrikası devletin kurumunun olmasına rağmen ancak sadece satışını özelleştirdi. Özelleştirirken Türk Tarım AŞ adı altında şekerimiz Ankara'ya gidip paketleniyor. Daha sonra Elazığ'a geliyor. Yaklaşık 2 aydır Elazığ'ımıza 4 araba gelmiş. Bu 4 araba şu anda bizim parakende sektörümüze de yetmiyor. İmalatçılarımız da mağdur. Başkan Top, mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını çizdi. Her gün bir tır, bir araç hem Malatya'ya gidiyor hem Diyarbakır'a gidiyor. Bu anlamda önümüz Ramazan, hem imalatçı esnaflarımız mağdur, hem bizim parakende sektörümüz mağdur. Bu konuda devlet büyüklerimizin bir an önce buna el atması lazım. Tamam, biz bu özelleştirmeye karşı değiliz. Ama ancak şu anda ulusal zincirlere onlar Tarım AŞ veriyor. Esnafımız gidiyor orada 5 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 10 kilo bu şekil şeker topluyorlar.
Bunun sebebine gelince de devletin belirlemiş olduğu şeker torba fiyatı 297 TL. Ancak piyasada özel sektörün belirlediği değil, kara borsaya düştüğü için 700 ile 750 arasında. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem de özel firmaların şekeri stokladığını iddia ederek yetkililere seslendi. Kesinlikle bu gıda sektöründe sadece şeker değil, başka konularda da sıkıntılar var ama en fazla sıkıntı şekerde. Şimdi araştırmalarımız, görüşmelerimiz, konuşmalarımız neticesinde Türkiye'de şeker yok değil. Şeker var ama nedense özel sektörler, özel firmalar özellikle ve özellikle şekerlerini satışa sunmuyorlar, stok yapıyorlar. Devletin şekeri de, devletin ürettiği şeker de şu anda Türkiye'ye yetmez durumda. Böyle bir sıkıntı var. Buradan biz özellikle ve özellikle sayın milletvekillerimize sesleniyoruz. İlimiz ciddi manada şeker konusunda sıkıntı yaşıyor. Başkan Erdem, üretimde sektörünün sıkıntı yaşadığını, Ramazan ayı öncesi problemin giderilmesi gerektiğini söyledi. Yani şeker bütün üretim sektöründe, imalat sektöründe ciddi manada kullanılacak bir durum oluşuyor. Bundan dolayı da sadece ve sadece işte önceden bakkallarda şeker bulunuyordu, şimdi o da yok. Bir firmaya teslim edildi bu. Firmada zaten aldığı getirdiği şeker de yeterli değil. Bu ciddi manada sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntının önüne geçilmesi için özellikle ve özellikle başta basınımız sizler veya biz STK'lar bu işin üzerinde durmalıyız, durmak zorundayız. Efendim, şeker sıkıntısından dertli olan bir diğer odada Lokantacılar Odası. Başkan Zülfü Tarhan, tatlı ve pasta imalatı yapan işletmelerin şeker bulmakta zorlandığını söyledi. Lokantacılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, deprem ve arkasından gelen pandemiyle birlikte zorlu bir süreci atlatmaya çalışan esnafın ürün tedariki konusunda sıkıntı yaşamaya başladığını ifade etti. Özellikle ürün tedariğinde yaşamış olduğumuz sıkıntılar, işte emtia fiyatlarındaki aşırı zamlar bizi ciddi anlamda esnafımızı zor bir sürece sürüklemiştir. Şimdi biz aldığımız ürünleri her gün yeni bir zamla alıyoruz. Bir sonraki gün aldığımız ürünü bir önceki gün aldığımız fiyata maalesef bu süreçte artık bulamıyoruz. Yani bulduğumuz gün o gün seviniyoruz, öyle diyelim. Başkan Tarhan, tatlı ve pasta imalatı yapan işletmelerin şeker bulmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. Şeker noktasında, yani bizim pastacı, tatlıcı imalatçılarımızın en çok şeker tüketeceği aya giriyoruz. Ve biz yaklaşık 2 aydan beri şeker tedariğinde ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Ki ne vahim bir durumdur ki ilimizde şeker fabrikamız olmasına rağmen bundan yaklaşık 2 ay öncesinde şeker fabrikasında biz imalatçı esnafı olarak şeker alamazken bakkal esnafı 265 liradan torbasını alıp imalatçı esnafımıza 400 liradan satış yapıyordu. Esnafa uygun fiyatta şeker verilmesi gerektiğinin altına çizen Başkan Tarhan, esnafın da problemlerinin çözüme kavuşturulmasını istedi. Devletimiz imalatçıya bir kere her şeyden önce vatandaş için, toplum için uygun fiyata şekeri tedarik edecek ki imalatçımız da o şekeri alsın, ürününü uygun fiyata mal etsin ve vatandaşa da uygun fiyata satsın, uygun fiyata hizmet versin. Böylelikle vatandaşın alım gücü yükselir ve bu da enflasyonun düşmesi noktasında da ülkemize katkı sunar. Ama maalesef bu çalışmanın yapılmasını beklerken bizler imalatçı olarak şeker fabrikasından şeker alamadık. İşte bakkal esnafı sadece kendi ticaretini çevirdi bu süreçte. Bunun düzelmesini beklerken daha da kötüsü oldu. Şimdi işte şeker fabrikasından biz yine şeker alamıyoruz. Piyasada maalesef torba şeker olarak bulma noktasında sıkıntı yaşıyoruz. İşte en son aldığımız verilere göre işte bayilik verilmiş. Bayiye gidiyorsun. Bayide de 1 kilo, 3 kilo ve 5 kilo en fazla alabiliyorsun. Torba olarak yok.
Efendim bir tepkide Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan'dan geldi. Şeker fabrikalarında bir torba şekerin fiyatı 296 TL iken esnafa 600 TL'den satılmasına tepki gösterdi. Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, şeker fabrikalarında bir torba şekerin fiyatı 296 TL iken esnafa 600 TL'den satılmasına tepki gösterdi. Yerel esnaf her konuda olduğu gibi ürün almaktan mağdur ediliyor. Şu anda yerel esnafımız şeker bulamıyor. Bulsa da afaki fiyatları almak zorunda kalıyor. Fabrikadan bir torba şeker çıkış fiyatı 296 TL. Ama fabrika esnafına şeker vermiyor. Esnafımız şekeri aracı firmaya verdiğinden ve piyasadan şeker stokçuların elinde düştüğünden bir torba şekerin 600-700 TL satılıyor. Böyle bir fiyat olur mu? Ulusal marketler istediği fiyatlarda şeker alabiliyor. Esnafımız alamıyor. Bu kadar ulusal market kullanmaz. Yetkililer acilen şeker konusunda esnafımıza destek olunması gerekiyor. Bir ürüne bakıyorsun belli bir kesim tarafından stokçuluk yapılıyor. Bu ürün fiyatları aşırı şekilde artıyor. Aynı mağduriyet fırıncı esnaflarımız da yaşıyor. Fırıncı esnaflarımızı un bulamıyor. Ürünlerden fiyat artışlarını ulusal marketler yapıyor. Sıvı yağda fiyatların yükselmesini ulusal marketler yaptı. Elinden ürün olmasına rağmen ürünlerini satmayarak sıvı yağ fiyatlarını yükselttiler. Bizim yerel esnafımız asla yağda öyle bir şey yapmadı. Elindeki tüm ürünlerini sattı. Deposuna hiç ürün tutmadı. Efendim dünyanın en iyi üniversiteler 2022 sıralaması açıklandı. Açıklanan verilere göre Fırat Üniversitesi mühendislik alanında Türkiye'de 8. oldu. ABD Merkezi Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu ve Haber Dergisi dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralamasını açıkladı. Araştırmada üniversiteler Web Sequence veri tabanındaki küresel bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayıları, yayınlara yapılan atıflar, uluslararası işbirliği gibi 13 kriterde incelendi. 2022 sıralamasında 90'ı aşkın ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu yer aldı. Buna göre Fırat Üniversitesi mühendislik alanında Türkiye'de 8. sırada yer alırken dünyada ise 635. sırada yer aldı. Fırat Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında ise mühendislik alanında 6. sırada yer aldı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olmasında mühendislik alanında çalışan akademisyenlerin büyük katkısı olduğunu belirterek, geçmiş yıllara göre Türkiye'de mühendislik sıralamasındaki yerini koruyan Fırat Üniversitesi'nin uluslararası alanda daha iyi noktalarda olması için akademisyenlere olan desteklerimiz devam edecek. Hedefimiz genel bazda üniversite sıralamasında sürekli ilk 1000 arasında, mühendislik gibi öncelikli alanlarda ise ilk 500 üniversite arasında olmak istiyoruz. Emeği geçen tüm akademisyenlerimizi kutluyorum, dedi. Efendim serviste öğrenci unutulması. Yani nasıl oluyor bu diye soracaksınız ama Türkiye'de bu çok yaşandı. Serviste öğrencilerin unutulması olayı. Serviste öğrenci unutulmasına karşı geliştirilen sensör sistemiyle öğrenciler artık serviste unutulmayacak. Elazığ'da COSGAP desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında örnek aracın tanıtımı da gerçekleştirildi. Servis içerisinde öğrencilerin unutulmasını engelleyen sensör sistemi ve kör noktalara konulan kamera sistemiyle güvenli servis aracı projesi COSGAP desteğiyle hayata geçirildi. Şu cihaz çok önemli arkadaşlar. Şu cihazı da çekelim. Şu cihaz işin Ar-Ge kısmı bu. Bu cihaz oradaki yapılan işlemler. İşin teknik Ar-Ge kısmını şu cihaz yapıyor. Şimdi bir de tüm sistem içerisinde kontrol tamamında sensör var. Sensör tüm sensörler birleşip gelip şuraya buraya anakarta birleşiyor. Bunun içerisinde 1 TB hard disk var. Tasarladığımız anakart var. Buradan veriyi nasıl alıyorsunuz? Veri anakarta geldikten sonra monitör atıyor. Elazığ'da hayata geçirilen proje kapsamında örnek aracın tanıtımı gerçekleştirildi. Örnek araç tanıtımının yapıldığı Elazığ'da tüm öğrenci servisleri bu güvenlik sistemiyle donatılacak. Servis Mod firma sahibi ve STK platformu dönem sözcüsü Zafer Aksoğlu, servis araçlarında unutulan çocuk ölümlerinin önüne geçmek için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Biz öğrencilerin araç içerisinde unutulmasını engelleyen bir sistemi bugün başardık KOSGEB marifetiyle. Bizim çıkış noktamız İzmir'deki araç servisi içerisinde unutulan Arda Bebeğin vefatından sonra ortaya çıkan yönetmelik doğrultusunda oldu. Biz buradan Arda Bebeğe Allah rahmet eylesin diyoruz. Başka Arda Bebekler vefat etmesin diye öğrencilerin araç içerisinde unutulmasını engelleyen bu sistemi gerçekleştirdik. Bu projemizi kabul eden başta KOSGEB Müdürümüz Şaban Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Projede bize danışmanlık yapan ve ürünümüzü üretmede bize yardımcı olan Fırat Üniversitesi Profesörümüz Profesör Doktor Engin Avcı, Doktor Öğretim Görevlisi Yavuz Erol Hocama hep ayrı ayrı teşekkürlerini sunuyorum. 2 yıllık bir ARGE sonucunda ürünümüz ortaya çıktı. Ürünümüz koltuklarımızın tamamı içerisinde bulunan bir sensör sisteminin kablar marifetiyle tasarladığımız bir anakarta gelerek koltukların oturulup oturulmadığını, boş olup olmadığını denetleyen bir sistem. Yine tüm kameralarımızdan gelen verilerin bir monitör üzerinde kaptanın görebileceği şekilde hiçbir kör noktanın olmayacağı şekilde Allah korusun okul dağıldığı zaman çocukların kör noktalarda araç tarafından ezilmesini engellemek bağlamında oluşturulmuş, kurgulanmış bir sistemdir. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliğinden Profesör Doktor Öğretim Üyesi Engin Avcı ise sistemle ilgili bilgiler verdi. Zafer Bey bize yaklaşık 1,5 yıl önce bu proje fikriyle geldiğinde gerçekten ilk etapta onun o gözündeki heyecanı görünce biz de bu projede bir nebze katkımız olsun diye bu projeye böyle dört elle soyunduk. Aracımızın kontağı kapandığı anda eğer araç içerisinde unutulan herhangi bir yolcu veya buna benzer bir durum olursa araç önce sistem devreye giriyor. Sistem devreye girdikten sonra dörtlüler yanıyor. Daha sonra ise aracın kontağı daha 2 veya 3 dakika sonrasına kadar da sonrasında da korna şeklinde sirenleri çalıyor. Böylelikle aracın içerisinde birilerinin unutulduğu ve bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği söyleniyor. Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden Doktor Öğretim Üyesi Yavuz Erol da projeye teknik destek sunduklarını belirtti. Servis Mod firmasının KOSGEB'e sunmuş olduğu ARGE projesine teknik destek sunmak anlamında katkılarımız oldu. Bu proje kapsamında mikro denetleyici tabanlı bir sistem geliştirmiş olduk ekibimizle. Projenin çeşitli yenilikleri var. Piyasada hala hazırda mevcut olan bazı benzerlerinden teknik özellikleriyle ayrılıyor bu sistem. Özellikle cihazın araçta çalışır haldeyken aküyü özellikle bitirmemesi anlamında nanowatt teknolojisi kullanılıyor enerji verimliliği açısından. Bir diğeri tek ekran üzerinde hem kamera verilerinin hem de koltuktaki sensörlerin anlık durumlarının görüntülenmesi için özel bir PulseCam formatında görüntü transferi gerçekleştirmiş olduk. İlave olarak üzerinde bulunan hard diskle 30 güne kadar kayıt alması söz konusu. Konuşmaların ardından KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa ve beraberindekiler örnek araçta incelemelerde bulundu. Sonrasını korna çalışıyor. Bir dakika sonra bekleri yapıyor. Ama sizlerine araştırmışlar. Elza ekonomisine ciddi katkılar sunacak olan projenin seri üretimine de başlanıldı. Efendim Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği 50. Sanat Yılı'nı düzenlenen konser ile kutladı. Gecede Naci Sönmez ve Esat Kabaklı sahne aldı. Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği 50. Sanat Yılı'nı düzenlediği programla kutladı. Sanat gecesinde Türk Edebiyatı Vakfı, Türk Dünyası Üstün Hizmet ve Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği 50. Sanat Yılı ödülleri sahiplerini buldu. Programa Elazığ Valisi Ömer Toroman, Elazığ Protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği Başkanı Hakan Çağlar, derneğin kuruluşunun 50. yılı nedeniyle mutluluk yaşadığını dile getirdi. Bugüne kadar her alanda yetiştirdiği çok sayıda değerli sanatçı ile ülkemizin kültür sanat hayatına damgasını vurmuş, yarım asırlık bir çınar olan Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği, 50. sanat yılının sevincini ve mutluluğunu yaşıyor.
Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği Kurucu Başkanı Naci Sönmez kürsüde duygu dolu anlar yaşadı. 50 yılda musiki cemiyetimizi bugünkü sürece taşıyan kurucularımız, sayın başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, sayın başkanlarımız. Sönmez, derneğin yer sorununun çözümünü talep etti. Bu yıl yer meselemizde 50 yılda çok insana dokunduk, çok sanatçı yetiştirdik. Evet, bununla insana dokunduğumuz için sevinebiliriz, gurur duyabiliriz. Ancak bir konuyu çözemedik, değil mi Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım? Yer meselesini çözemedik Sayın Rektörüm. Bu da belki başta bana bu kusuru yükleyin. Bizim acizliğimiz olarak, beceriksizliğimiz olarak görünürüz. Ama devlet büyüklerimizin bu 50. yılda inşallah çabalarıyla ve gayretleriyle, yönetimimizin, başkanımızın gayretiyle zannediyorum bu da bu 50. yılda bize bir hediyeleri olacak inşallah. Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği'nin önemli faaliyetler yürüttüğünü kaydetti. Herkes taşın altına elini koyup Elazığ'ın markalarına sahip çıkmak zorunda. Musiki cemiyeti Elazığ'ın bir markasıdır. Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septoğlu, derneğin Elazığ kültürünü yaşatmaya devam ettiğini belirtti. Yalnız musiki namelerinde kalmamış, çok güzel bir şekilde Elazığ'ımızın bu güçlü kültürünü yeni nesillere aktaracak hocalar yetiştirmiş, edep ve adaba dair bilgiler aktarmışlardır. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi Konservatuarı'nın yenilenmesi gerektiğini istedi. Bizim Fırat Üniversitesi Konservatuarı'nın mevcut haliyle ben Elazığ'a yakışmadığını kendilerine söyledim. Yani bütün akademik birimlerimiz çok iyi bir gelişim, bir dönüşüm göstermişler. Ancak bizim şu anda konservatuarımız hepinizin malumu bir bodrum, bir binanın bodrumunda eğitim veriyor. Rüstem Başkanım da bize söz verdiler. Bunu burada teyit etmek için özellikle söylüyorum. Elazığlı hemşehrilerimizin şehirlerine yakışır bir böyle şirin bir konservatuvar binasını bize kazandırmalarını özellikle istiyoruz. Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ'ın Türk kültürünün önemli kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. 50 yıllık bir cemiyet, 50 yıllık bir vakıf ve Türk kültürüne, Türk edebiyatına büyük hizmet etmiş büyük isimler, Ahmet Kabaklı ve onun mirasına sahip çıkanlar. Ben tekrar Naci Bey başta olmak üzere cemiyetin kuruluşundan bugüne kadar emek veren, hizmet veren herkese bu asil milletin bir ferdi olarak şükranlarımı arz ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz, iyi ki varsınız. Konuşmaların ardından Türk Edebiyatı Vakfı Türk Dünyası Üstün Hizmet ve 50. Sanat Yılı ödülleri sahiplerine teslim edildi. Program Naci Sönmez ve Esat Kabaklı konseriyle son buldu. Beyhude avundu. Geçen gördüm yine yolda, tesbih elde ceket kolda, sabah akşam karakolda yol yemez. Efendim, Suriye'nin İdlib kentinde 2 yıl önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Teğmen Canbert Tatar'ın annesi Suna Tatar, Halk Eğitim Merkezi kursuna gelerek oğlunun fotoğraflarını rölyef baskı yapmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Teğmen Canbert Tatar'ın annesi Suna Tatar, oğlunun şehit olmasının ardından hayata tutunmaya çalıştı. Farklı etkinliklerle kendisini oyalayan anne Tatar, yakınının tavsiyesi üzerine Elazığ Belediyesi Eğitim Merkezi'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları seramik ahşap kursuna yazılmaya karar verdi. Burada uzman hocalar tarafından derse başlayan Suna Tatar, bir süre geçtikten sonra hocalara şehit oğlunun fotoğrafını da rölyef baskı sanatı ile yapabilmelerinin mümkün olup olmadığını sordu. Eltimin vasıtasıyla geldim. Yani gel dedi, açılırsın, bir terapi olur sana. Geldim, baktım boyama iyi geldi bana, kafamı dağıttı.
Sonra da boyamadan sonra baktım. Dedi ki yani oğlumun resminde çalışabilir miyiz acaba diye. Yani üç boyutlu güzel olur diye düşündük. Sipariş verdik öyle. Geldi. Hocalarımızın yardımıyla yaptık bir ay bir süre zarfında. Çok güzel oldu. Yani benim için de bir terapi oldu. Yani çevremdeki insanlara, eşime, dostuma da öneriyorum gelsinler. Ben bir şehit annesi olarak yani buranın çok faydasını gördüm. Kafam dağıldı. Yani evlatımı unutmak değil ama bir şekilde kafamı meşgul ettim. Akıl sağlığımı korumak için yani kafamı meşgul etmeye çalıştım. Hocaların elbette cevabıyla karşılaştıktan sonra işe koyulan şehit annesi Tatar, kursiyer ve hocaların yardımıyla şehit Teğmen Canberk Tatar'ın fotoğrafını rölyef baskı sanatıyla tamamlayarak evinin en güzel yerine bıraktı. Şimdilerde ise sürekli kursa giden anne Suna Tatar, "Oğlumun fotoğrafını yapmak beni motive etti. Artık oğlumun fotoğraflarını bu şekilde yapacağım. Bu da beni daha fazla mutlu edecek," dedi. Özel resimler de basılıyormuş. Dedim ki benim oğlumun da resmini büyütüp yapabilir miyiz Didem Hanım'a, hocamıza? O da dedi olabilir dedi. Dedim çok güzel olur ben onu yapmak istiyorum. Sonra dedi dayanamazsın abla dedi sen yani onu kesip pişmeye dayanamazsın. Dedim olsun yapacağım yani nasıl olsa da yapacağım. Yani hocamız ve arkadaşlarımız Gülden Hanım da yardım etti hepsi sağ olsunlar. Efendim tamir dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında iş yerinde piyasa değeri 400 bin lira olan motosikletler kullanılamaz hale geldi. Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet tamir dükkanında gece saat 03.25 sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 7 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Komşuları tarafından arandığını ve dükkanın yandığı haberini aldığını belirten işletme sahibi Tekcan Meydanoğlu yetkililerden yardım beklediğini söyledi. 3.25 liralarında komşular tarafından beni arandı. Dükkanın yanıyor diye buraya geldiğimde itfaiye burada, polis ekipleri burada. Dükkanımı bu halde gördüm. Yani şöyle söyleyeyim yetkililerden yardım bekliyorum. Başka bir şey istemiyorum yani. Şöyle söyleyeyim biz elektrik tesisatından şüphelendik ama baktıklarına göre içeriden kendi kendine yanan bir madde olduğunu söylüyorlar. Telef olan motor sayımız 7 tane. Yani maddi hasarımız da ortalama 354 bin lira arası bir hasarımız var burada. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Efendim Elazığ ili ve ilçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği 2022 olan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Başkan Yücel Doğan güven tazeledi. Elazığ ili ve ilçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği 2022 olan genel kurulu yapıldı. Tuncay Kaya Başkanlığı'nda toplanan genel kurulda 2020-2021 yılına ait faaliyetler, denetleme ve gelir gider durumlarına ait bilgiler paylaşıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Yücel Doğan güven tazeledi. Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Doğan, kebanın alabalık ve somon üretiminde Türkiye birincisi olduğunu belirterek, ilin üretim kalitesini, kapasitesini ve ihracatını büyütmeyi hedeflediklerini söyledi. Efendim Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından Maden ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara giysi ve ayakkabı yardımında bulunuldu. Maden ilçesinde bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Temsilciliği tarafından tespit edilen 200'ün üzerinde engelli vatandaşın 14'ü Maden Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüste Elazığ Kızılay Şubesi'ne getirildi. Türkiye Sakatlar Derneği ve Kızılay Elazığ Engelsiz Kulübü Başkanı Metin Fırat, madende Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Temsilciliği'nin açıldığını söyleyerek, ihtiyaç sahibi olan 13-14 kardeşlerimizin elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarını giderdik, dedi.
Maden'de Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ temsilcimizi açtık. Başkanımız Mustafa Özger tarafından Maden'de yaşayan engelli kardeşlerimiz 200'ün üzerinde olduğunu tespit ettik. Bunun içerisinde tespitlerimizin ihtiyaç sahibi olan engelli kardeşlerimiz 13-14 kişiyi alarak sağ olsun Maden Belediye Başkanımız tarafından otobüs tahsis edildi ve Türk Kızılay Elazığ şubemize getirerek burada ihtiyacı olan giysiler, ayakkabı gibi vesaire ihtiyaçlarını karşıladık. Burada bize desteği olan Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanımız Rahman Kızılkaya Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kızılay bünyesinde bulunan personellerine teşekkür ediyoruz. Burada engelli kardeşlerimizin yüzlerini hep birlikte güldürdük. Buna da şahit olduk hep birlikte. Sizlerin aracılığıyla ben engelli kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Tüm ihtiyaçları olan engelli kardeşlerimiz lütfen bizlere ulaşsın. Bu konuda her türlü desteklerimizi kendilerine sunmaya hazırız. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ temsilcisi Mustafa Özger ise emeği geçenlere teşekkür etti. Engelsiz Kulüp Başkanımız Metin Fırat'a, Kızılay'a, Türk Kızılay'ına teşekkür ederiz. Efendim Fırat Anaokulu minikleri Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutladı. Fırat Anaokulu minikleri Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü gerçekleştirdikleri etkinlikle kutladı. Çatma, kurban olayım, çehreli, ey nazlı Hilal. Anaokulu müdürü Onur Demir, okul öncesi eğitimin kalitesini artırmak için çalışan bir okul olduklarını belirterek çocuklara milli ve manevi değerleri aşıladıklarını söyledi. Okulumuzda kaliteli okul öncesi eğitimi vermekle birlikte bizlerin en önemli görevlerinden biri de öğrencilerimize vatan sevgisi, bayrak sevgisi, milli ve manevi değerleri verebilmektir. 18 Mart 1915 yılında ecdadımız Çanakkale geçilmez demiş ve burada canlarını vermişler, bağımsızlığı bizlere hediye etmişler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, geçmişten günümüze gelen tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Öğrencilerin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Efendim son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne birlikte başladık. Yeni gün cuma gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.